Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi, araştırmacı gazetesi Süleyman Duran, Bitlis Güloymak ilçesinde Güzelli Köyü muhtarımız Fehmi Akın ile ilçe merkezindeki Şelaleli Park'ta röportaj yapacağız. Konumuz köylere yapılan ve yapılması gereken hizmetlerle ilgili. Evet muhtarım, kaç dönemdir muhtarsınız? Süleyman Bey, öncelikle hoş geldiniz bizim ilçeye. Teşekkür ederiz efendim. 2 dönemdir köy muhtarıyım. Başka sorma ilçeye sen... kaç kilometre köyümüz efendim? Şimdi ilçeye 12 kilometre. Köyümüzün nüfusu ne kadar? Kaç hane efendim? Köy 1250 nüfus. Evet, 1250 nüfus. 160 hane. 160 hane. Evet. Güloymak ilçesinin 3. büyük köyü sayın izleyiciler. Nüfusa sahip. Evet. Onu da belirtelim. Evet, 2. büyük köy. Köyümüzün yolu asfalt mı efendim? Şimdi köy yolu aşağı yukarı %70'i parke. Parkeden yaptık. Önce de asfalttı, parkeye çevirdik. Parke taşı yolu değil evet. mi? Gölbaşı beldesinden tabii, sonra. Gölbaşı beldesinden sonra. Uzaklığı 1200 metre. Gölbaşı beldesine. Evet. 2200 metre. Aşağı yukarı %60'ı parke yaptık. Parke taşı yapıldı. %40'ı da asfalttır. İnşallah onu da en kısa zamanda bir onu parkeye çevireceğiz. İnşallah. Kalıcı olur. Evet, inşallah. Evet. Altyapısı kanalizasyonu tamamlandı mı efendim? Evet, altyapıyı bir 2009'da yaptık. Sonradan tekrardan sil baştan yaptık. Evet. Bu toplaştırma projesinden yaptık. 2017'de. Çok şükür memnunuz. Güzel yaptık. Evet. Sokakların parke taşı tamamlandı mı? Sokaklarda parke taşıyor. Sadece bir ana yolu biz parke yaptık. Sokaklarda yok. Yok, sokaklarda. Toz toprak içinde. Evet. Evet. Onu da en kısa zamanda inşallah onu da müracaatımız değil mi Mehmet? Müracaatımızı yaptık. Evet. İnşallah onu da yapacağız. Evet sayın izleyiciler, ben araştırmacı gazeteci olarak her zaman dile getiriyorum. Nüfusu fazla olan yerleşim yerlerine öncelikle hizmetlerin tamamlanmasını istiyoruz. Genç ve dinamik bir muhtarımız arttı. Hacı da muhtarımız, 44 yaşında olmasına rağmen 2 defa haca da gitmiş. Allah inşallah bize de nasip eder diyoruz. İnşallah. İlçe kaymakamımıza, ilgilenen meclis üyelerine ve valimize de buradan ben sesleniyorum araştırmacı gazeteci olarak. Nüfusu büyük olan, fazla olan yerleşim yerleri mutlaka öncelik tanınmasını istiyoruz. Artı beldeye çok yakın, güzel bir köy. Dağın eteğine kurulmuş, doğru mu? Tabii. Güzel bir köy. Görmenizi tavsiye ederim. Kaç öğrencimiz var efendim? Okulu açık galiba. Evet, o okulda tabii ki yeni okul yaptık. Çok şükür o hizmetten de faydalanıyoruz. Aşağı yukarı bir 230-240 öğrencimiz var. 5 dersli bir okul. Evet. Çok şükür. Memnunuz okulumuzdan, öğretmenlerimizden, hocalarımızdan. Taziye evi yapıldı mı efendim? Taziye evi tabii, onu da giderdik çok şükür. Yaptık onu da. Çocuk parkı kaç tane var efendim? Maalesef çocuk parkı köyde mevcut değil. Onu hani biz aslında hiç dile getirmedik. Tabii ki onu da zaman içerisinde inşallah bu da olur. İnşallah. Sayın izleyiciler, şehirde yaşayan çocuğun ne hakkı varsa köyde yaşayan çocuğun da aynı hakka sahip olduğunu belirtiyoruz. Mutlak köylere de çocuk parkı yapılmasını istiyoruz. Birçok yerde görüyoruz çocuklar kendi imkanlarıyla ip bağlamışlar, sallanıyorlar. Evet. Kimisi işte teneke şey yapmış, bağlamış, çekiyor. Tenekeden evet. araba yapmış, öyle oynuyorlar çocuklar. Mutlaka biz çocukların da çocukluğunu yaşaması için çocuk parklarının köylere yapılmasını istiyoruz. Ama nüfusu fazla olan köylere de öncelik tanınmasını istiyoruz. Evet muhtarım, biz Türkiye'de Muhtarların Sesi olarak 2012 yılında yayın hayatına başladık. Muhtarlarımız yaklaşık 300 Türk lirası aylık ödenek alıyorlardı. Size de gazetemizi gösterdik. Hedefimiz asgari ücret olması ve sosyal güvenlik primi kapsamına alınmasıydı. Yeterli mi efendim? Muhtarlarımız başka özlük haklarını iyileştirmesini istiyor mu? Muhtarlar her şeyi hak ediyor. Muhtarlar çok emek veriyor. Muhtarlar köyde tabii ki sıkıntılar olduğu müddetçe muhtarlar koşturuyor. İnşallah her şey zamanla muhtarların özlük hakkı, muhtarların maaşlarında iyileştirme. İnşallah her şey zamanla olur. Biz bunu dile getiriyoruz. Koşturuyoruz inşallah. Vatandaş da memnun olur. Evet. Bu kadar yani.
Sayın izleyiciler, işte muhtarımız da güzel söyledi. Muhtarlarımız devlet ile halk arasında köprü görevini görüyor. Aynı zamanda devletin yerleşim yerlerindeki en büyük neyi? Güvencesi. Doğru mu efendim? Evet. Onu da belirtelim. Evet. Bakanlar evet. Çok güzel düşünüyor. Yani gerçekten. Köyümüzün eksik olan hangi hizmetinin yapılmasını öncelikli istiyorsunuz efendim? Onu manşete taşıyalım. Ya şimdi tabii ki batıdaki vatandaş neye hak ediyorsa doğudaki vatandaş da onu hak ediyor. Tabii öncelik eğitim. Biz eğitime çok önem veriyoruz. Zaman içerisinde her şey yavaş yavaş rayına oturuyor. Eğitim alanı olsun, altyapı olsun, efendime söyleyeyim, yol olsun, içme suyu olsun. Bunlar öncelik şeyler. Tabii benim köyüm kırsal bölgeye düşüyor. Biz müracaat ettiğimizde köyün kırsal bölge olduğu için biz onu sağ ol, Allah razı olsun bizim bir milletvekili vaatkiler vardı. Onun sayesinde yaptık yolumuzu. Allah razı olsun kendisinden. Buradan teşekkürümü sunuyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet. Bizim ilçe kaymakamı tabii ki bu iki dönem muhtar olduğum için ellerinden geleni yaptılar. Allah razı olsun. Yardımlarından dolayı. Tabii ki istekler çok, yani sıkıntılar çok. Yavaş yavaş, kademe kademe inşallah her şeyin üstesinden geliriz. Allah devletimize de razı olsun. İnşallah bütün sıkıntıları gidereceğiz. İnşallah. Köylümüzün geçim kaynağı neye dayalı muhtarım? Evet, son olarak. Evet, geçim kaynağı eskiden tütündü. Şu an tütün ekilir mi bu bölgede? Eskiden ekiliyordu çünkü artık tütün kapandı tamamen. Millet şu an şeye döndü, hayvancılığa döndü. Eskiden de vardı tabii, şu an %80 hayvancılık yani. Evet. %80 hayvancılık diyebiliriz. Evet. Sayın izleyiciler, işte köylümüzün yaşantısını köylümüzün kendisine temsilci olarak seçtiği muhtarımız vasıtasıyla bugün de Bitlis Yüroymak 150 köyü muhtarımız Fehmi Akın ile röportaj yaptık. Kendisine Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesine röportaj verdiği için ve gazetemizi desteklediği için teşekkür ediyoruz. Başarıların devamı diliyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin size. Teşekkür ederim. Sağ olun.